Narin Güran'ın babası burada. Kolay gelsin. Sağ olasın, teşekkürler. Sağ olun, size de kolay gelsin. Arif abi nasılsın? İyi misin? Sağ olasın. Neler yapıyorsunuz? Duygularını alabilir miyiz? Ne hissediyorsun? Vallahi biz de sizin gibi şu an soruşturmayla ilgili bekliyoruz. Tabii az önce sizin belirttiğiniz gibi Dara 2'deki kamerayla ilgili zaten gereken yetkililer hepsi açıklama yapmış. İnşallah Allah'ın izniyle umutluyuz ki kim yapmışsa, kimin parmağı varsa inşallah orada her şey çıkacak. Umutluyuz. Allah hakkımızı bırakmasın. Yani ne gündüz bıraktılar ne akşam bıraktılar. Bitirdiler yani bizi. Bitirdiler. Rabbim de onları perişan etsin kimse. Evet, siz kimden şüpheleniyorsunuz? Şimdi burada Nevzat Bahtiyar itirafçı diyorlar. Yani itirafçı dedikleri anda canımı yine yakıyorlar. Nevzat Bahtiyar benim kızımın yerini göstermemiş. Nevzat Bahtiyar benim kızım bulunduktan sonra devlet buldu kızım. Evet, Arif amca ben istersen yukarı doğru geleyim. Belki buradaki demirler arasında pek fazla sağlıklı olmayabilir görüntü açısından. Şimdi buraya geldik. Buradan daha net bir şekilde aslında tüm Türkiye'ye durumu anlatırsınız. Tekrardan selamun aleyküm. Başın sağ olsun Arif abi. Arif abi şimdi herkes merak ediyor. Yani tekrardan o soru sormak istiyorum. Siz kimden şüpheleniyorsunuz? Şu anda sizin ailenizden 12-11 kişi tutuklu hali hazırda. Evet. Şimdi süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi netice olarak bugün devlet 12 kişi ailemden almış doğrudur. Yani 12 kişi değil de 12 kişi değil de 10 kişi falan almış. Devletin nezaretinde, devletin gözünde şüpheli. Tabii bu şüpheler kanı belgeyle netleştiği zaman kimse Rabbim onun cezasını en ağır şekilde versin. Ama hele kesin bir şekilde bu suçludur, bu yapmış, şu yapmış, bunu kimse biz diyemiyoruz. Ama Nevzat Bahtiyar benim kızımı saklamış. Saklamış, o adam her akşam gelip yanımda oturuyor. O adam canidir. Ha yapan, ha saklayan. Ama bana kanaatime sorursan ondan başka kimse de değil. Peki nasıl saklamış dediniz, saklamış nasıl saklamış yani? Sizin? Şu an jandarmanın bulduğu yer, gördükleri jandarmanın gördüğü yer, orayı söylüyorum. Bu adam o gün... Nereye yatağından bahsediyorsun? Nereye yatağından, evet. Mesela o adamın o gün eminim ki kardeşim sabah 9.30'da orada dönüşünü alırken onun arabası kapısının önünde değildi. Değil yani o araba, kırmızı araba köyde değildi. Benim kızım, ben ilk günde demişim, kızım tepeye çıkmamış. Orada o namussuz, o vahşi, cani. Zaten olaydan birkaç gün önce de kızıma para vererek kendini alıştırmış. Zaten son ifadesinde gelip benim evimde sözde götürmüş. Ya benim küçük oğlum Muhammed onları dişleriyle parçalar diyor. Benim Enes'im onları öldürürdü. Yani son verdiği ifade son, değil mi? Evet, gelip ben evden götürmüşüm falan. Saçma sapan. Ama son kelimeleri hak, doğru söylüyor. Son kelime. Evin oradan damdan ahurun içine atmış. Yani o pencere. Sözde o pencere diyor da. Ahurun üzerinde, yani tabanında bir yuvarlak bir evet, da, evet, evet. Oradan saman bırakılıyor. Evet. Oradan aşağıya bırakmış. O ahırın iki kapısı var. Evet. Biri onun kapısına çıkar, biri havlunun içine çıkar. Ve o namussuz o arabayı getirip kızımı havlunun içinden arabaya koymuş. Ondan başka da kimse değil. Tabii bunu delil, tespit, kanaat. Şu an bir soruşturma var. Devlet şu an bu soruşturmayla ilgili elinden gelenden fazlasını yapıyor. Ve Allah'ın izniyle bulacaklar. Zaten Dara 2'nin şu an karşımızda gördüğünüz gibi Dara 2 dediğimiz askeri üst bölgede. Benim evim de net bellidir. Tepede net bellidir. O kolun orası da bellidir. Onun damı da bellidir. Ta ki sakladığı yere kadar bellidir. Allah'ın izniyle çıkacak. Biz de
yani inan et bekliyoruz yani. Şu an herhangi bir devlet yetkilisinden herhangi bir açıklama ya da bizi çağırıp bize bir şey söyledikleri yok. Bir günden beri bekliyoruz. Allah hakkımızı bırakmaz. Allah hakkımızı bırakmaz. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi aslında herkes yani bazı sosyal medya hesaplarından da aile içinden kaynaklandığı iddia edildiğine dair bazı bilgiler var. Ya evet. Siz kendi ailenize şüpheleniyor musunuz? Şimdi biri benim oğlum, biri benim hanımım, biri benim kardeşim, biri yengem, biri o kardeşimin hanımı. Şimdi ben başta da söyledim. Kendi görüşüm ve kendi gözüm ve kendi kanaatimle. Yani benim ailem bana bu şeyi yapmaz. Ama devletin gözüyle, devletin delil ve ispatıyla ben bir şey diyemem. Eğer devlet bunu tespit edip raporuyla, kamerasıyla bunu tespit ediyorsa ben buna bir şey diyemem. Ama bugün benim ailem niye bana öyle bir şey yapsın ki? Ya biz burada komşuyuz yani. Bırak komşuluğu, biz abi kardeşiz. Benim ailem niye bana öyle yapsın? Tabii bu namussuzun çırpınması böyle iftiralarla bizi yok etmeye ya da sindirmeye çalışıyor. Sinmeyeceğiz ve düşmeyeceğiz ve dik ayakta kalacağız ve bu namussuz da tespit olacak. Peki şunu sormak istiyorum. Sizin Nevzat Bahtiyar ile aranızda herhangi bir husumet, herhangi bir problem var mıydı? Yani bu olaydan önce bir alışveriş, benimle alakası olmayan şahit olup bir alışveriş yapıldı ama başta örfü bir cümatla kurduğumuz bir şeyde çok çırpındı. Çok çırpındı. Hatta birimize kalktık. Şimdi insanlar diyor ki valla bu adam 50 milyar için bu kızı öldürmez. İnsanlar 1 milyar para için birbirlerini öldürüyorlar. Ve bunun ispatı da Türkiye'nin her tarafında da var yani bu. İkinci bir adamdı. Allah onun belasını versin. Devlet en ağır şekilde tespit, net tespiti yaptıktan sonra Allah'ın izniyle cezasını verecek yani. İnanıyorum. Şimdi aslında bazı iddialar da var. Şimdi sosyal medya hesaplarından, bazı basın yani organlarından şunu diyorlar. Yani tutuklanan yani Salim Güral sizin abinizin evinde diyorlar ki kamera varmış. O kameralar silinmiş. Öyle bir şey var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Salim Güral'ın kamerası. Evet. Salim Güral'ın evi benim yaklaşık 15 metre ileride evi oradadır. Değil şu an. Biz 15 yıldır buradayız. Keşke bir kameram olsaydı. Keşke Salim'in kamerası olsaydı. Ya da Fuat'ın olsaydı, Barış'ın olsaydı, Hüseyin amcamın olsaydı. Bunlar olayın yanlış değilsem 7. 8. gününden sonra artık herkes kendi çocuklarından endişelendiği için bazı yerlere kendi evlerine haklı olarak bir köyün içinde kızım kayboluyor. Kimse görmüyor, kimse herkes kör olmuş. Kimse duymuyor. Haliyle onlar da kamera takmışlar. Tabii şu an diyorlar ki ona 8 gün geriye dönük. Evet. Yani bunun bu şirketlerin garanti belgesi vardı. Zaten avukatlara vermişler. Faturası vardır. Ve sizin bütün kameralar gözünün önünde takılan bir şey. Yani sosyal medya Allah kahretsin ne diyeyim yani etmedikleri hakaret, etmedikleri küfür, etmedikleri şey yok. Allah'ın izniyle her şeyi devlet çıkaracak. Herkes kendi pisliğiyle, herkes kendi utandığıyla kalacak yani. Yani temelimiz kızımın katili çıkmaz. Bu kim olursa olsun. Ben ilk günden bunu söylemişim. Bu benim ben sadece bu iddiayla sadece senin ailen. Hani sözde benim ailem diye hadi şu an saklayan başkası çıktı. Peki katil de başkasıdır. İddiayla iş oluyorsa o zaman bu yapmış, şu yapmış, bu da yapmış diyelim. İddiayla olur mu? Devlet iddiayla iş yapmaz. Devlet kanıtla iş yapar. İnşallah çıkacak yani. Evet, peki siz yani eşiniz, evladınız tutuklandıktan sonra siz herhangi bir görüşme sağladınız mı? Yok, ben değil eşimle, çocuğumla. Ben hiçbiriyle görüşme yapmamışım. Ve ben ilk gün dediğim gibi benim gözümde benim eşim, benim oğlum, benim kardeşlerim. Eğer devlet onları almışsa, varsa bir suçları devlet cezasını verecek. Yoksa evlerine gelecek.
Yani herhangi ben değil sadece eşimle oğlum. Ben hiçbirinin yanına gitmemişim. Bu soruşturmayı bekliyorum. Bu kamera kayıtlarını bekliyorum. Bunlar netleştiği zaman Allah'ın izniyle her şey çıkacak. İnanıyorum. Peki tabi aradan 40 gün geçti. Ne hissediyorsunuz? Yani duygularını alabilir miyiz? İlk gün gibidir. İlk gün gibi. Benim için ilk gün gibi. Allah hakkımı bırakmasın. Ve Allah'ın izniyle bırakmayacak. Ben bunu her zaman söylüyorum. Herkes her şeyin hesabını yapar. Kimse Allah'ın hesabını yapmaz. Ve Allah da herkesin hesabını yapar. Allah bırakmayacak. Allah'ın izniyle bu oyun planlar, kuranlar kimse yalan dolan Allah'ın izniyle her şey çıkacak. Devlet ne benim ne başkasının ne onun. Hakkı olan bir şey neyse devlet onu çıkaracak. Ya aslında Arif amca ben şunu sormak istiyorum. Şu an yani bazı basın yani organları da bundan bahsediyor. Sosyal medyadan da bahsediliyor. Ya şunu diyorlarken narin görmesi gereken bir şey gördü. Sonra aile meclisi toplandı. Bazı şeylerden, iddialardan bahsediyorlar. Siz bu iddialar ilişkin ne söylemek istersiniz? Yani bunu kim söylüyor? Ya bazı internet haber siteleri başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında da bir iddia olarak söylüyor. Ben hani... Şimdi yani narinin görmeyeceği bir şey böyle çirkin küfürler, amca, yegen. Yani namussuzluktan başka bir şey değil. Kim namusunu yerden bulmuş ulan? Kim böyle hitap ediyorsa namussuzdur zaten. O namussuz olduğu için bu kelimeyi kullanıyor. O namussuz olmasa bu iddiaları konuşmaz. Kim olursa olsun. Devlet şu an 19 gün içinde kızımı buldu. Allah ondan razı olsun. Zaten devletten olması belki kızım hiç bulunmazdı. Ve bulduğuna buldu değil mi? İnşallah devlet bunu da çıkaracak. İnanıyorum Allah'ın izniyle. Zaten şu an Askeriye Üst Bölgesi'nin kameraları benim evimi de görüyor. Nevzettin Vovaşi'nin evini de görüyor. Mısır'ın oraya o gömdüğü yeri de görüyor. Allah'ın izniyle her şey netleşecek. Tabii ben de sizin gibiyim. Herhangi bir bilgi, herhangi bir şey. İpucu yok mu? Yok. Yok. Ben de ilk günden beri sadece işte bu paylaşımları görüyorum. İşte İçişleri Bakanı dedi ya da Adalet Bakanı söyledi. Ben de onu takip ediyorum. Herhangi bir şey yok yani. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında o Nevzat Bahtiyar'ın iddiaları vardı ya. Eve geldim. İşte Salim Güran buradaydı vesaire. Sonrasında diyorlar ki işte halılar yıkandı. Hediye Güran tarafından bazı şeyler söyleniyor. Siz bu konu hakkında siz fikriniz var gün, mı? Siz ilk gün buraday mıydınız? Birinci, ikinci, üçüncü günü. Mehmet Bey buradaydı. Üçüncü gün geldik buraya. Yani burada eğer bir insan oturma yeri varsa halıyı da yıkasınlar. Ben birinci, ikinci, üçüncü gün şu gördüğünüz yeri var ya burası. Evet. Şurada yatıyordum. Yer yok benim evimde. Ben şurada yatıyordum. Ve bunu bizim karakol komutanımız da gördü. Burada yatıyordum. Yani bu burada yatan bir insan bu halıyı nerede yıkayacak? Bu halıları nerede yıkayacak? Nereye götürüp yıkayacak? Benim evimde yaklaşık 150-200 tane insan, dam, 4 tane oda, salon, şurası dolu. Ben burada yatıyorum, halıları yıkamış. Yıkamışsan bellidir zaten. Devlet bunu çıkaracak. Onun aksine var mı bir şey? Şu an evimdeki bütün halıları götürmüşler. Ola bu da komşularındır getirmişler buraya. Bütün halıları götürmüşler mi? Hepsini götürdüler. Yani devletten... Ben onu bilmiyorum. Ya siz söylerseniz onun cevabını siz bana ver. Devletten yıkanmış diye bir şey var mı? Bu halılar yıkanmış. Yani bunlar hepsi çirkin olay. Çirkin kelimeler, çirkin. Yani bu sosyal medya üzerinden... Kim ne diyorsa misliyle iade. Misliyle iade. Peki sosyal medya hesapları üzerinden size hakaret eden, ailenize hedef alan kişilerle ilgili herhangi bir suç durusunda bulundunuz mu? Tabii başladık. Başladık. Şu an 380 tane yakın haklarında suç mahkeme süreci başlamıştır. Avukatlar başlamıştır. Ve bunun daha da devamı gelecek. Kim küfür, kim hakaret, kim iddia ederek bu yapmış? Eğer sen hakim savcıysan o zaman devletin çalışmasına gerek yok. İlk günden beri Salim Güren aldıktan sonra devlet durdu mu? Durmadı. Nevzet yakalandı. Devlet durdu mu? Durmadı.
ailenden 10 kişi yakalandı. 2 kişi de farklı kişi yakalandı. Devlet şu an durmuş mu? Durmamış. Yine devam ediyor. Ve bunun aslı ve gerçeği devlet çıkaracak. İnanıyorum. Peki. Biz de bekliyoruz tabii süreci. Elde edilen kamera görüntüleri de var. Onlar da şu anda TÜBİTAK'ta değerlendiriliyor. Sizce Nevzat Bahtiyar neden 4 kez ifadesini değiştirdi? Yani çelişkileri ortadadır. Yalan dolanı ortadadır. Bugün fakir rolü oynuyor da işte Nevzat Bahtiyar'ın evine bakın. Fakirdir, fukaradır. Çarıklı'daki Nevzat Bahtiyar'ın evine bakın. Benim evim mi fakir evi yoksa Nevzat Bahtiyar'ın evi mi fakir evi? Yani bu bir insan cani ise bunun fakirlik, zenginlikle alakası ne? Cani canidir. Çünkü bu insan her akşam gelip yanımda oturup sigara tuttu, yanımda oturuyor, yanımda gidip namaz kılıyoruz. Eğer o kadar insansa, insan kalbinde bir şey varsa derdi ya valla senin abin yapmış, bana vermiş, oraya vermiş, götürmüşüm. Niye bu kadar gün? Bir de itirafçı diyorlar. Ya siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Bütün televizyonlarda itirafçı diyor. Benim kızım bulunduktan sonra o vahşi yakalandı. Ve onun için gitmediler. Oğlu için gittiler. Kaçtığı için devlet onun boğazını tuttu. Neresi bunun itirafçıdır? Birinci ifadesinde bana selektör etmiş. İkinci ifadesinde bilmeyen silah zoruyla. Üçüncü ifadesinde gelip benim evimin içinde gidiyor. Hayırdır ya, dağ başı mıdır ya? Benim hanımım evde, Enes evde, Muhammed evde, Eren evde, yengeleri evde, 5 insan evde, gelip bütün kapılar kapalı. Bu ne yani, bu saçma sapan? Bu artık soruşturma ile ilgili devlet şu an zaten araştırıyor. Allah'ın zille çıkacak yani. Teşekkür ederim. İnşallah çıkacak. Tabii biz de bu olayın takipçisi olacağız. Evet. Yakından zaten takip ediyoruz. Burada A Haber ekibi olarak burada. Evet, Allah sizden razı olsun. Doğrudur. İlk günden beri buradasın. Ve gerçekten de gündemi, gerçeği neyse onu söylüyorsunuz. Yani bazı insanlar gibi başka memlekette oturup tweet atıp ya da yorum yapıp yanlış, yalan haber, başka bir köyde durup beni tehdit ediyorlar kelimeleri. Yani ilk günden beri A Haber burada biz kimi tehdit etmişiz? Ve biz gündemin sürekli basının burada olduğuna da memnunduk. Çünkü basında kalması bizim için de kızımız belki bulunurdu diye. Yani siz de bazı şeylerinizde şahsınızda sahip biz kimi tehdit etmişiz? Niye tehdit edelim? Neticede bizim için buradasınız. Tehdit edecek bir şey yok ki. İlk gün demişiz. Bunun sorumlusu kim olursa olsun dediğimiz zaman nedir? İster aileden çıksın, ister köylüden çıksın, ister komşu köyden çıksın. Kim olursa olsun. Bundan başka bir şey var mı? Ben burada kim olsun dedim, kim olursa olsun ben burada ailemi mi koruyorum? Ama suçsuz sebepsiz de insanlar yakılmasın yani. Aslında şunu sormak istiyorum. Herkes bunu da merak ediyor. Şimdi sizin bir düğünüz oluyor. Evet. Olacak değil mi? Siz... Evet. Davetiye bastırıyoruz, bastırmışsınız. Evet. Ve onları kime götüreceğiz dair siz kendi kardeşlerin arasında bir değerlendirme yapmışsınız değil mi? Evet. Bize o süreci anlatabilir misiniz? Ayın 19'unda biz isim yazdırdık. Ayın 20'sinde kim nereye gidecek? Tabii bizim büyük abimizin ilk büyük oğlu olduğu için ailede yaklaşık bir 7-8 senedir düğün olmadığı için hep beraber... Bizde ailede bir düğün olduğu zaman bütün aile, bir herkes kendi çapında, kendi içinde mücadele eder. Aynı 21'inde biz çıktığımız zaman kardeşim Kurtuluş'la gelip İbrahim'i aldığı zaman Nevzat Bahtiyar'ın evinin orada durmuştular. Ve onun annesi de orada, benim annem de orada, İbrahim de orada. Diyor işte biz düğün davetiye bu konularla ilgili konuşuyorlar. O Nevzat da mı oradaydı? Annesi orada. Annesi orada, evet. Saat 9.30'da onlar köyde çıkış yaptığı zaman Nevzat'ın arabası kapısının önünde değildi. Normalde o araba oğlu kullanıyor. Ferhat Bahtiyar. Bunu niye söylemiyorlar? Bu araba nasıl Nevzat'a geldi? Kim getirdi? O gün o araba köyde değildi. Çarıklı'da
polis bölgesidir. Babası aylar, yılları alır. Kamera kayıtları var. Bu araba nasıl bu köye geldi? Kim getirdi bu insana bu araba? Oğlu mu getirdi? Demek oğlu bununla işbirlikçi. Kardeşi getirdi. Kardeşi bununla işbirlikçi. İnşallah çıkacak. İnanıyorum şu Dara 2'deki askeri üst bölgedeki kamerada her şey çıkacak. Siz davetiyle dağıtmaya başladınız. Nereye gittiniz? Siz neredeydiniz? Diğer kardeşleriniz neredeydi? Ben sabah çıktım. Bismillah uğradım buradan giderken. Evet. Sabah saat 10.30'da yani 10'da sıralarıydı yanlış değilsem. Çünkü Çarıklı'da bir arabanın bir ufak bir işi vardı. Elektrik işi yaparken. Bismillah uğradım. Oradan Batman merkeze dolaştık. Ondan sonra bu bizim dayı tarafımız var. Kozluk tarafında. Bitlis yol üzeri giderken. Onları bitirdim. Ondan sonra bir daha Batman merkeze geldim. Davetini de attım. Aynen. Zaten eski Batman, eski devlet hastanesinde orada ben 15 dakika birisini bekledim. Dayım oğluydu. Dörtlümü yaşmışım. Zaten oradaki devletin mobese kamerası hepsi de var. Oradan bir daha bismillah. Bir nişan töreni vardı. Benimle beraber onları alıp oraya götürdüm. Biz de orada bir yarım saat 45 dakika zaman geçirdik. Saat işte 8 yani 8 değil de namaz kılıyorlardı. Akşam namazını kılıyorlardı. Sonra işte duyduktan sonra geldim. O günden beri mücadele takip. Evet, şimdi Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi diyor ki 15'i 06 mı 07 geçe diyor. Ben Salim Güran'ı aramışım diyor. Şimdi zaten onun annesi bizim hiçbirimiz köyde olmadığını anlamış. O da anlamış. Biz kimse köyde yokuz. Ben Bismillah'ım. Kurtuluş İbrahim Diyarbakır'da. Barış, Oğur, Naşit, Hüseyin, Derik tarafında. Muhammed, yegenimizdir Kaya. Derik tarafına gitmiş. Köyde, Salim de normalde köyde değildi. O da çocuklarını çarşıya götürmüştü. 2.45 geçe mi? Petrolde zaten duruyor, yakıt alıyor. 3'e yakın eve geldiği zaman Salim'in nerede olduğunu öğrenmek için aramış. Acaba evde midir? Tarlada mıdır? Onun yerini tespit etmek için aramıştır. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan başına sağ olsun. İnşallah en kısa sürede katili bulunur. Temelimiz o yönde. Zamanımız da kalmadı artık. Dün arkadaşlar dedi işte 40'ı için ben kızımın taziyesini kurmamışım. Taziyesini kurmadığım bir şeyin 40'ını da kurmam. Allah'ın izniyle katil bulunduktan sonra ben taziyemi kurup bütün vatandaşım, halkım da ben taziyemi bekliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Tekrardan başınız sağ olsun. Evet, Tavşan Tepeköy'ündeki haber nöbetimiz hala devam ediyor. Biz de Narin Güran'ın evine geldik. Babasına misafir olduk. A Haber'e konuştu kendisi. Süreci tekrardan anlattı. İddialara cevap verdi. Kendisine teşekkür edip sözü tekrardan size bırakalım.